Tayyip Hocam. Ama hakikaten bak Tayyip Hoca'yı yazacak tarih göreceksiniz. İnşallah. Yani çok mütevazı, onun için pek dikkat çekmiyor. Yani o kadar dirayetli, böyle delikanlı, kabadayı lider ben yani görmedim. Ya bu Osmanlı'nın hepsini devirmişler. Bak hiçbiri dayanamamış. Evet. Hepsini indirmişler aşağı. Abdülhamit Sütt de dahil. Anında indirmişler. Bak Tayyip Hoca hiçbir şey yapamadılar. Niye? Mehdiyetin bereketi. Mehdiyetin bereketi. Kılına dokunamayacaklar. Yok yurt dışına para çıkartmış diyor. Çıkartsa da destekleyeceğiz. Çıkartsa da destekleyeceğiz. Laf mı bu ya? Hayır, adam ayrı, şahsi suç işleyenler olabilir, ayrı. Git onun yakasına yapış. Yani varsa olabilir yani. Ama bu atış şu, son olay belli. Yani avukat açıkladı zaten. Ama yani bilmiyorum, şimdi mahkemeye verildi. Savcı, evet. Heh. Sayın Erdoğan vermiş. Ha tamam. Tamam işte, ya bir kere emin olmasa mahkemeye verir mi Tayyip Hoca? Yani boş olduğu belli yani. Ondan sonra ama bak örtülü ödenek olarak çıkartmış olsa bu vatanseverliğindendir zaten. Güzel bu. Tabii ki. 10 tır diyor. 20 tır da çıkarılır gerekirse. Evet. Vatan için, millet için niye yapılmasın ya? Silah da saklanır, bomba da saklanır, para da saklanır. Milli Güvenlik Kurulu karar verir. Devlet bunu kendi adına gizlice yapar. Ha buna hıyaneti de hükmü çok ağırdır. Devletin malına, parasına hıyanet olmaz. Evet, dinliyorum. Yavrusunu temizleyen bir anne.